Evet hocam, Çamlık Futbol Kulübü olarak Denizli Futbol Liglerinde alt yaş gruplarında mücadele ediyorsunuz. Nasıl gidiyor, biraz bilgi verir misiniz? Şu anda U14 ve U16 ligleri devam ediyor. U16 liglerinde playoff şansımız vardı. Bu hafta bir puan kaybı yaşadık Merkez Spor'a karşı. Büyük ölçüde bayağı bir zor duruma girdi U16'da. U14'te de ligin bitimine bir hafta kaldı. Onda da playoff'a kaldık. U14 ligi 2005 ligi biliyorsunuz. O ligde de iki tane oyuncum var 2005 doğumlu. Gerisi 2006'lı ve 2007'li. Zaten bizim iyi jenerasyonlarımız, özellikle böyle daha oyuncu sayısı anlamında havuzumuzun geniş olduğu jenerasyon 2006'dan itibaren başlıyor. Orada da küçük yaş grubunda olmasına rağmen, çocuklarımızın yaş ortalaması küçük olmasına rağmen playoff'a kaldılar. Tabii şampiyon olacağız diye bir şartımız yok. Hiç de daha çocuklar hiç öyle bir şey konuşmadık. Çoğu daha playoff'un ne olduğunu bilmiyorlar. Geçen antrenmanda konuştuk playoff'a kaldınız diye. Bir haberleri yok. Playoff ne diyorlar. Oynayacaklar. Orada da bir 4-5 maç daha olacak herhalde. Ya da 3 maç mı görünüyor bilmiyorum tam. Tecrübeler olacak. Daha iyi takımlarla maç yapmış olacaklar. Değil mi? Siz genel olarak futbolun kişisel gelişimine bakıyorsunuz. Önemli olan gelişimleri. Biz kişisel gelişimin dışında tabii bizim üstümüzde bizden daha iyi bu işi yapan kulüplere nasıl oyuncu taşıyabiliriz derdindeyiz. Devam ediyor bu süreç. Kulüplerin çok ilgisi var yine bizim bir sürü oyuncumuza. Gidiyorlar, geliyorlar. Kamplara gidiyorlar. Başka büyük takımların takip ediliyorlar. Turnuvalarda bizi takip ediyorlar. Şu anda da hani çok da övünerek anlatıyoruz. 3 tane milli oyuncumuz var şu anda. Bizim yetiştirip verdiğimiz oyunculardan. 2 tanesi Altın Ordu'da. Bir tanesi de Fenerbahçe'de, İstanbul'da. Herhalde bu sayı seneye 5 veya 6 gibi görünüyor. Çünkü yine oyuncularımız var. Yaşı tutmadığı için bu sene milli olamadılar. Bir tanesi de ciddi bir sakatlık geçirdi. Altın Ordu'dan geri döndü bize. Zor bir süreç yaşadı. O da milli takımda olacaktı aslında. O da bir sene ertelemiş oldu. Seneye muhtemelen Çamlık Futbol Kulübü'nün 5 tane milli oyuncusu olmuş olacak. Bu sayıyı artırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Evet hocam, bu arada 2007 doğumlu futbolcularınız gitti değil mi? Seçmelere gittiler. Evet, TÜFAT karması vardı. Her sene 12 çocuk seçiyorlar. Biz de her sene en azından 3 tane çocuk veriyoruz oraya kulübümüz olarak. Bu sene bir 5-6 oyuncu veririz diye düşünüyorduk ama birisinin kolu kırıldı, şanssızlık yaşadı. Bir tanesi hastaydı, seçmelerde yoktu. Birisi il dışındaydı, göremediler derken. Çünkü tabii 2 günlük seçmeyle seçiliyor, doğrusuyla yanlışıyla. 3 oyuncu verdik oraya. Onlar da turnuvadan geldiler. Fena da değillerdi çocuklar. Orada da bir 35-40 kişilik bir havuz oluşuyor herhalde. Oraya da herhalde bir tane çocuğumuz en kötü ihtimal girecektir diye düşünüyorum. Türkiye genelinde. Evet hocam, bu arada siz çok sık turnuvalara katılıyorsunuz. Cuma gününde gideceksiniz sanıyorum. O turnuva hakkında bilgi verir misiniz? Turnuvalar tabii önemli oluyor bizim için. Neden? Lig yetersiz. Sadece Denizli'nin sorunu değil. Yani Türkiye'de altyapıya verilen önemle ilgili. Sürekli programlarda konuşuluyor biliyorsunuz. Altyapıdan neden oyuncu çıkıyor? Neden çıksın ki? 3 tane maçla oyuncu mu çıkar? Hep anlatıyorum. Ben bunu anlattıkça bu sefer işte tepede futbolu yönetenler belki bizi düşman gibi görüyor. Kötü niyetli olarak konuştuğumuz sanıyorlardır belki ama bizim tamamen hedefimiz çocukların gelişimi üzerine. Şimdi U11 ligi olacak. 5 takım. İkisi köyden gelemeyecek. 2 tanesi şu belediyenin verdiği para için lige katılıyorlar biliyorsunuz. 3-4 seneden beri bu arttı. Sadece mahalleden çocuk toplayıp gelecek. O 10-0 bitecek. Öbür ikisi maça gelmeyecek. Bir tane takım denk gelirse o da kaliteli belki bir maç olacak. Evet, biz bu eksikleri gidermek için turnuvalara gidiyoruz. Turnuvalara gidince ne kazanıyoruz? Çocuklarımızı görüyorlar. Sanıyorlar ki biz oyuncu pazarlamaya gidiyoruz dışarıya. Şimdi oyuncu pazarlamaya gitsek, pazar nedir? Pazarda bir kilo elma ya da bir elma bile alsan paraylıdır. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Biz pazar kelimesini şu anlamda kullanıyoruz. Doğru, oyuncu pazarlamaya gidiyoruz. Sadece oyuncuların önünü açmak için. Biz hiçbir oyuncudan bugüne kadar para almadık. Denizli'de öyle bir söylenti olduğunu duyuyorum. Çünkü hani kıskanç insan çok fazla Denizli'de. Şimdi adam bakıyor futbol adına hiçbir şey verimli olamamış bugüne kadar. Bizim de hem kendi adıma hem kulübümüzün adına yaptığımız işler ortada. Yıllarca Denizli Süper Amatör Ligi'nde başarılı oldum. Kendi adıma söylüyorum. Bir sürü oyuncumuz var. 3 tane milli oyuncu çıkarmak kolay değil. Bu sayı seneye 5 olacak diyoruz. Hani çamur atizi kalsın, il dışına oyuncuları satıyor. Benim il dışına verdiğim hiçbir oyuncudan daha 1 TL bu kulübe para gelmemiştir. Ve Altın Ordu'nun bana yaptığı çok ciddi para tekliflerinde ben tüccar değiliz de geri
iade etmişimdir. Mehmet Başkan da şu anda canlı ve herkesin ulaşabileceği kadar yakın bir insandır Altın Ordu'nun başkanı. Herkes onu arayıp da sorabilir. Süreç de böyle devam ediyor. Evet hocam, bazıları diyorsunuz bir şey üretemeyince üretenlere... Ya şimdi sadece futbolda değil, Türk insanının genel bir yapısıdır. Hani her branşta vardır. Birisi bir şeyler üretiyorsa onu alttan tutalım da yukarıya nasıl çıkaralım değil de paçasından nasıl tutup aşağıya çekelim zihniyeti olduğu için bizim genellikle Türk insanında. Herhalde biraz da bu bölgede biraz bu fazla. Ya da diğer bölgeleri bilemediğimiz için mi bilemiyorum. Denizli'ye mi özgü, Ege bölgesine mi özgü bilemiyorum. Biz ne yapıyoruz? Oyuncuların önünü açıp 3-5 tane gariban çocuğun önünü kurtarıp vatanına, milletine, ailesine faydası olabilecek bir birey olur mu? Kendini kurtarabilir mi? Derdindeyiz. Bu süreç böyle devam ediyor. İl dışına oyuncu veriyor diyorlar. Evet. Ama bu güzel değil mi? Denizli'nin adını gidiyor futbolcu oynuyor hocam. Yani. Ya bize göre güzel. Evet. Ama bu cepheden bakarsan ne bileyim hani biraz Denizli milliyetçiliği yapılırsa Denizli spor varken niye Denizli dışına oyuncu veriliyor diye bir konuşuluyor olabilir. Ama diğer bir sürü takım onlar da oraya versin. Ya şu anda Denizli'nin ortak hedefi Deniz Spor olmalı. Tabii tabii olmalı hani, ama. Tepede Deniz Spor var çünkü. Evet. Biz de sağ olsunlar 4-5 seneden beri bir tane bile hazırlık maçı yapamazken şu an bir İbrahim Hoca gelince sağ olsun biraz bize zorla da olsa maç yapmaya başladık. İşte geçen hafta bir 3-4 tane maç oynadık üst üste. Hani bizi tanısınlar. Çünkü bizim imajımız kötü orada. Biz o bölgede İbrahim Hoca'ya da öyle anlatılmış. O da anladı artık. Dışarıya oyuncu satan, Denizli'ye oyuncu vermeyen Deniz Spor düşmanı. Sattığından da para kazanan bir adam olarak biliyordu herhalde o da bizi. O da anladı niyetimizi. Herhalde orada da bir yapılanmada biraz iyi şeyler oluyor gibi görünüyor dışarıdan. İnşallah daha da artacaktır kaliteleri. Biz de dışarıda takım aramak zorunda kalmayız. Deniz Spor oyuncu veririz. Teşekkür ederim. Var mı çekmeyeceksiniz? Ben teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Tabii başarılıyız ama neden başarılıyız? Şimdi kadromuz gerçekten çok iyi. Yani yıllarca hani Denizli futboluna hizmet etmiş, belli bir futbol kariyerleri olan, belli duruşu olan antrenör kadromuz var. Biliyorsunuz Serdar Eren hocamız, Ahmet Turan hocamız. İşte gördüğünüz gibi kalecilerin hepsinin Erdinç hocayla şu anda da devam ediyorlar. Şunlar bizim en küçük kalecilerimiz 2009-2010 grubu. Haftada en az 2 gün kaleci idmanları var bunların. Mehmet Ali hocamız da artık hem okuluna da başladı bu işin. Burada antrenörlük okumaya başladı üniversitede. Ben de iyi kötü katkı yapıyorum. Çocuklar da herhalde onun için başarılı oluyorlar diye düşünüyorum yani. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim abi, sağ olun.